Fesneteki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır kanalımıza konuk etmediğimiz Fes'teki güncellemeye bakacağız. Çok fazla soru geliyordu. Yine artık kullanamıyoruz ya da güncelleme var mı gibisinden. O soruların da cevabı olacak. Ben daha denemesini yapmadım, güncellemesini yapmadım. Sizinle beraber şu an yapmak istiyorum ve giriş çok fazla uzatmadan sizi ekrana almak istiyorum. Cihazımda kuruldu zaten Fest. Şöyle çalıştırayım. Bakayım öncelikle cihazın içinden kurulu olan versiyonu güncelleyebilecek miyim? Onu merak ediyorum. Tıkladığım zaman bir güncelleme var dedi. Şimdi güncelle diyorum. Bakalım herhangi bir sorunla karşılaşacak mıyım? Evet, indirdi. Ama ilk defa Fest üzerinden güncelleme yapacağımız için şurada bir ayara izin vermemiz lazım. Ayarları tıkladığım zaman karşıma gelen ekranda Fest'i buluyorum. İzin verdikten sonra geriye gidiyorum. Uygulamayı tekrar çalıştırıyorum. Tabii ki cihazın hiç kurulu olmayan arkadaşlarımızın nasıl kuracağını da birazdan göstereceğim arkadaşlar. O yüzden videoyu takip etmeye devam edin. Şu an o izni verdiğim için herhangi bir hata vermeden yükle dediğim anda kurulum işlemini başlattı. Dolayısıyla cihazına zaten kurulu olan arkadaşlarımız basit bir şekilde kurabilecekler gibi gözüküyor. Yalnız Fest'in girişinde bir mail şifre olayı var. Ona inşallah takılmayız. Aç diyorum. Bakalım güncel versiyon direkt çalışacak mı? O arada bir mesaj vardı, onu kaçırdık. Bir güncelleme daha varmış bu arada. Onu da şu an indirdi. Tamamlandı diyor ama kurulumu başlatamadı. Çıkıp tekrar çalıştırayım. Bazen bu şekilde oluyor. Çıkıp tekrar çalıştırdığınız zaman kendine geliyor. Tekrar güncelle dedim ve bu sefer yükleme işlemi başladı. Hemen yükleyelim bakalım. Tekrar aç diyorum. Bakalım bir güncelleme daha mı gelecek? Hayır, gelmedi. Burada kayıtlı bir postam vardı aslında. Bakalım çalışacak mı? Yani ya da şifreyi hatırlayabilecek miyim? Giriş yap dedim. Şifreyi bulayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şifreyi unuttum diyerek yeni bir şifre göndermesini sağladım. Şimdi o şifreyle giriş yap diyorum. Bakalım. Evet, çalıştı. Bu ekranda eğer siz şifrenizi hatırlamıyorsanız şifreyi unuttum diyebilirsiniz ya da yeni bir hesap açarak yine uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Arayüz her zamanki gibi gerçekten çok başarılı. Yani bu konuda Akrepi kellesi tabii ki bazı konular çok kızıyoruz hepimiz. Ancak belli standartların yerine gelmesinde katkısı olduğunun gerçeğini değiştiremez. Çünkü arayüze kimse önem vermiyordu. Geri alma olayına hiç kimse önem vermiyordu. Akrep kelles buraların birazcık da bizim için önemli olmasını sağladı. Sol taraftaki menü tuşuna bastığım zaman aşağıda ayarlar, hesap, favoriler, Telegram ve çıkış yap diye bölümler var. Ayarlara tıkladığım zaman herhangi bir şey gelmiyor. Hesaba tıkladığım zaman yine bir şey olmuyor. Telegram'a tıkladım, bir şey olmuyor. Favorilerde favoriler var. Şu an herhangi bir favoride bir şey olmadı. Tabii bir şey çıkmadı. Burada ayrıca ana menüde ulaşamadığınız animeler, seriler ve uzun metrajlar seçenekleri var. Burası seç izle bölümü. Animelere girdiğim zaman gayet güzel bir liste karşıma çıkıyor. Burada arkadaşlar denemeleri siz yaparsınız. Buralara girmemizi YouTube hiç sevmiyor. O yüzden oralara çok fazla bulaşamıyorum. Yine seriler kısmında bakın kategori, ülke, dil ve sıralama filtreleri uygulayabilirsiniz. Sıralamada en yeni, en eski, en yüksek IMDb puanlı vesaire gibi seçenekler mevcut. Uzun metrajları tıkladığım zaman da aynı filtreler burada da var. Yine arama fonksiyonu var yukarıda. Herhangi bir içeriğin üstüne tıkladığım zaman ki bakıyorum şu an güncel şeyler de gözüküyor uygulamanın içinde. Üstüne tıkladım, hızlı bir şekilde açıldı arkadaşlar. Şöyle pause yaparak geri çıkayım. Tekrar geri gideyim. Bu arada sadece kumandayla kullanılır genelde Akrepi kellesin uygulamaları. Ana sayfada ulusal, malum, belgesel, çocuk, seri, uzun metraj, haber, müzik ve diğer kategorileri var. Ulusaldan bir tanesine tıklıyorum bakalım. Açıkçası birazcık fazla bekletiyor ama açıldı. Malum tarafı bakalım. Mor paketten iki tane kanal gözüküyor. Acaba onlar açılıyor mu? Daha önceden Fest'te mor paket hiç yoktu. Ama zaten birinciye tıktım çalışmadı. İkinciye de bakayım. Belki geliştirme aşamasında olabilir. Yani bunları halletmek aslında Akrepi kellesi için çok basit şeyler. Yeter ki bunları yapmak istesin. Dillerinde şu an bir sorun gözükmüyor. Belgesel bölümüne bakalım. Gayet güzel bir liste var. Beni en çok ilgilendiren içeriğin üstüne tıkladım.
Kanallarda farklı sürelerde geri almada mevcut. Zaten bu işi yapan arkadaşlarımızın bir tanesi Akrep İkeldez. Çocuk bölümü güzel. Seri bölümünde yayın paketlerinin seri içerikleri var. Yani akıştan ne bulursanız, o an ne oynuyorsa onu izlediniz. Yani televizyon içerikleri var. Yine uzun metrajlarda yine yayın paketlerinin içerikleri var. Liste çok güzel. Arayüz gerçekten harika. Orada hiç reklam çıkmadı. Bilmiyorum hani daha fazla mı kullanmak lazım reklam için? Ancak şu an tıkladığım şeylerde ne girişte ne de herhangi bir şekilde içerikleri tıklarken herhangi bir reklamla karşılaşmadım. Player gerçekten çok başarılı. Cihazdaki şu an Sunny Prime TV Stick'teyim. Tabii Mi Stick'te denemek lazım. Mi Stick en dip cihazımız. 1 GB RAM'li olduğu için. Sunny Prime TV Stick'te daha 2 GB RAM var. Ama akıcılık ve uygulamanın çalışma yüzdesi çok yüksek. Müzik bölümü var. Diğer bölümde neler varmış? Burada EBA'lar var. Bir iki tane Rus, bir iki tane de Arapça içerik mevcut. Uygulamadan çıktım. Hemen hiç cihazına kurulu olmayan arkadaşlarımız ne yapacak onu konuşalım. Bunun için bir tarayıcıya ihtiyacınız var. Ben Chrome kullanıyorum. Chrome'u nasıl kurup kullanacağınızla alakalı. Şu an ekranda gördüğünüz adrese giderseniz o sizi benim bir videoma gönderecek. O videoda detaylı bir şekilde anlatım var. Ama ben Chrome kuramam. İşte direkt markette indirebileceğim bir şey yok mu derseniz Geopages'i kurabilirsiniz. Geopages markette yer alıyor ve az sonra yapacaklarının aynısını Geopages'a da yapabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Ama ben Chrome kullanıyorum. Chrome kesinlikle bence şart çünkü Geopages'e göre bayağı bir hızlı çalışıyor. Bizim bir drive adresimiz var. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Ancak ben her seferinde tekrar yazıyorum ki ben ne kadar bu drive adresi çalışıyor desem de bazı arkadaşlar muhtemelen adresi yanlış yazdıkları için bana inanmıyorlar. İşte kendin girip kendi indiriyorsun diyen dahi var. Çok enteresan. Yani kendim girip kendim izlesem, kendim girip kendim indirsem bu kadar insan bu videoları niye izliyor? Hiç yani biraz aklını çalıştırıp bu soruyu kendine sormuyor bu arkadaşlarımız. Bakın adresi yazdım yukarı git dedim ve drive adresi açıldı. Herkese açık, hiçbir engelleme yok. Tamamen herkes bu adresi doğru yazarsa girebilir. Ama adresi Google'daki arama çubuğuna değil üstteki şu yukarıdaki fareyle gösterdiğim yerdeki adres çubuğuna yazacaksınız. Yani siz bit.ly/sinetek 628 yazıp arama yaparsanız sonuç çıkmayacaktır. Direkt adresi yazdığınız zaman bakın adres değişiyor. drive.google.com'a sizi yönlendiriyor. Gideceğiniz klasör, fast klasörü üstüne tıkladık. İki tane dosya var burada. Bunlardan bir tanesi APK. Bakın şurada APK yazıyor. Diğeri zip. Şurada zip yazıyor. Neden iki tane dosya var diyeceksiniz. Bize lazım olan aslında APK uzantılı dosyalar. Ancak Google bazen sebepsiz yere yani hiç ben bunda nasıl bir algoritma çalıştırıyor bilmiyorum. APK'ları size göstermiyor. Yani ben girdiğim zaman görüyorum ama siz girdiğiniz zaman göremiyorsunuz. O durumda zip'i indirmeniz lazım. Ancak şu an APK ile nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Yani bu klasöre girdiğinizde APK varsa onu indireceksiniz sadece. İndir dedim. Yani üstüne tıkladım. Bu indirme butonu çıktı. Tekrar üzerindeki indir yazan yere tıkladım. Bir uyarı verecek şimdi birazdan göreceksiniz. Google Drive bu dosyada virüs taraması yapamıyor diyor. Bu dosyada virüs var demiyor. Bu dosyada virüs yok demiyor. Bu tarama yapamıyorum diyor. Tek söylediği şey bu. Yine de indir diyeceğiz. Ancak indirdikten sonra size tavsiyem bir antivirüs tarayıcısıyla taramanız. Ben Microsoft'un bilgisayarlardaki Defender'ı da taradım. Herhangi bir sorun bulamadı bu arada. Tekrar yine de indir diyorum. Yine bir uyarı daha verecek. Dosya zararlı olabilir diye tekrar ediyor. Yine de indir diyoruz. Kısa bir indirme işleminden sonra dosya indiriliyor. Aç derseniz de kurulum işlemi başlar. Ama ben az önce uygulama içinde zaten güncellediğim için bu kurulum işlemini yapmayacağım. İptal diyorum. Şimdi geri gidelim. Diyelim ki bu klasöre girdiniz. Soldaki APK uzantılı görmüyorsunuz. Veya herhangi bir klasöre gittiniz. Orada APK uzantılı dosyayı görmüyorsunuz. Sadece zip var. O durumda ne yapacaksınız? O da çok basit. Zip'in üstüne tıkladım. Bu sefer sağ üst köşede indirme butonu çıkıyor. Bakın burada üstüne tıkladım. Yine kısa bir beklemeden sonra bu sefer uyarı vermeden direkt indirme işlemini başlatacak. Bu aralardaki beklemeler cihazdan cihaza ya da sizin internet hızınıza göre değişebilir. Bakın yine dosya indirildi diyor. Bu sefer APK'da yaptığımız gibi aç demiyoruz. Şöyle ana sayfaya gidiyoruz. Yine markette indirdiğimiz FX adlı uygulamaya giriyoruz. FX çalıştırdığınızda böyle bir ekran gelecek karşınıza. Bu arada FX ücretsizdir. Bir hafta pro sürüm olarak yüklenir. Bir haftadan sonra ücretsiz sürüm otomatik olarak döner. Herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok. Ücretsiz sürüm bizim işimizi fazlasıyla görüyor. Ana sayfadaki şu download klasörüne giriyorsunuz.
Burada az önce indirdiğim zipli dosyayı görüyorum. Üstüne tıkladım. İçinde zaten APK var. Ona tıkladım. Ben bu dosyayı nasıl açayım diyor. Paket yükleyiciyle aç diyoruz. Onun üstüne tıklıyoruz. Yine kısa bir beklemeden sonra kurulum işlemi az önce olduğu gibi yapılıyor arkadaşlar. Ben burada iptal diyerek, çünkü cihazıma kurulu zaten, çıkıyorum. Bir diğer yöntem Drive kullanmak. Drive kullanarak aslında çok basit bir şekilde hiç adres yazmadan tüm uygulamaları indirme şansınız var. Yine şu anda ekranda görmüş olduğunuz adrese gidip oradaki videoyu izlerseniz Drive'ı sadece bir kere ayarladıktan sonra tek tuşta kurulum yapabiliyorsunuz. Adres yazmaya gerek yok, Drive'ı ezberlemeye gerek yok. Çok basit bir işlem ama videodakileri bir kere yapmanız lazım. Detaylı bilgi videoda mevcut arkadaşlar. Son yöntem ise Explore kullanmak. Explore'u da aynı Drive'da olduğu gibi şu an ekranda görmüş olduğunuz adres üzerinde nasıl kurulacağınızı görebilir. O işlemleri bir kere yaptıktan sonra da çok rahat bir şekilde uygulamaları tek tıkla yine yükleyebilirsiniz. Ben olsam hem Drive videosunu izlerim hem Explore videosunu izlerim. İkisini de yaparım. İkisi de cihazıma kurulu olarak durur. Tabii ki Chrome'da mutlaka yüklü olsun. Ya yani Drive'da ya da Explore'da bir sorun yaşarsanız Chrome'a giderek manuel olarak indirip kurabilirsiniz. Bunların hepsi sizin için sunulmuş, benim tarafından hazırlanmış hizmetlerdir. Bunu da şöyle yapabilirdim. Bunları çeşitli reklamlarla dolu web siteler üzerinden paylaşabilirdim. Her tıkladığınız reklamda, her açtığınız sefer para kazanabilirdim. Ancak ben istiyorum ki bizi takip eden arkadaşlarımız kolay bir deneyim yaşasınlar. Çok basit bir şekilde her şeyi indirsinler ve yükleyebilsinler cihazlarına. Öyle reklamlarla boğuşmanızı, tekrar tekrar açılan pencerelerde, ki bu reklamların birçok tuzak oluyor. Çünkü hazırlayan arkadaşlarımızın da reklamın ne geleceğinden haberi yok. Herkese kişiye özel reklam çıkıyor. Bazen içinde virüs dolu reklamlarla karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben hiç reklamla uğraşmadan, reklamla boğuşmadan tek tuşla Drive'dan dosya indirmenizi sağlamak için bu yöntemi geliştirdim. Bir teşekkür yeter arkadaşlar. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Artık videoyu da kapatalım istiyorsanız. Fast şu haliyle dahi şu an en beğendiğimiz uygulamalardan daha iyi bir uygulama. Yani pek çok uygulamanın önüne rahat bir şekilde geçer. Özellikle bana normal televizyon izleme için ne kullanayım diye arkadaşlar Fast'ı kullanabilirler işte. Çünkü diğerlerinde çok fazla kategori olabiliyor, çok fazla reklam çıkabiliyor. Fast tertemiz, çok sade bir arayüz ama çok kalite duruyor. Ve her şey yerli yerinde, kategorizasyon çok iyi. Bu haliyle umarım uzun süre bizimle beraber olur ve eski günlerini, akrepik ellerinizi tekrardan kavuşur diyorum. Çünkü özellikle Purple ile alakalı çok fazla eleştiri gelecek. Hatta bana sen akrepik ellersin abi diyen bile çıktı. Canınız sağ olsun. İşine yarayan indirir, kullanır. İşine yaramayan videoyu es geçebilir. Sonuçta işine yarayan birileri illaki çıkacaktır. Artık yavaş yavaş da videoyu tamamen kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Eğer gönlünüzden kopuyorsa, içinizden geliyorsa katıl yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızı kanala davet edebilir, videoları da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Beğendiğiniz uygulamaları şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana ulaştırın lütfen ki o uygulamalarla alakalı da videolar çekerek onların da bir anda binlerce kullanıcı daha fazla elde etmesini sağlamak isterim. Kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız aynı AkrepikElles'in yaptığı gibi bana ulaşın. Yine ekranda mail adresini görüyorsunuz. İndirme linkini gönderin. Kısaca bugüne kadar neler yaptınız, bundan sonraki hedefleriniz nedir onları yazın ki sizin de videonuzu çekerek yine binlerce kişinin sizin uygulamanızı yüklemesini sağlamak isterim. Herhangi bir karşılık beklemiyorum tabii ki. Kendinize de iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.